Selam dostlar, Foodies Community'den Hitaş ben. Bugün sizlerle birlikte HitLab'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. HitLab'da kısaca geçtiğimiz hafta önemli olan gelişmeleri ve alfaları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Son 7 günün en önemli olaylarını size kısaca 10 dakikada, 8 dakikada anlatıyorum. Bu haftanın en yeni ve önemli konularından bir tanesi Postek Sofi dostlar. Postek Sofi, Tipcoin ve Frentech benzeri yeni bir sistem ikisini birleştirmiş hatta arka yüzünde Twitter'a benzeterek harika bir app çıkarmış ve bugünlerde pek popüler. Şöyle Postek'i göstermek gerekirse burada White yine bizler için anlatmış. Burada bir airdrop var şu an Postek üzerinde. Bunlardan faydalanabilmek için Postek üzerinde post ve mainstream paylaşımı, arkadaş davet etmek, Twitter'da belirli hashtagler ile paylaşım, Postek, Sufi, Postek ve dolar işaretleriyle post, hissi alıp satmak ve kendi hissimizin alınıp satılmasıyla puan kasıp, Airdrop'undan faydalanabileceğiz. Web sitesine girdiğimiz zamanda da Twitter hesabınızla direkt kolay bir şekilde bağlanabiliyorsunuz. Ben de girdim. Şöyle göstereyim. Burada mesaj kısmı var. Aldığınız kişilerle mesajlaşabiliyorsunuz veya birini almak istediğiniz zaman sayfasına girip buy diyerek alım satım gerçekleştirebilirsiniz. Kısaca bu şekilde bir app gayet tatlı olmuş ve Twitter'a çok benziyor. Bu beni çok mutlu etti. Açık konuşmam gerekirse. Şimdi Open Ocean'a geliyorum. Open Ocean Scroll Sephora Testnet kampanyası düzenliyor. Şu an 5000 kişi katılmış. Yaklaşık bir 10 gün sonra 9-10 güne denk geliyor. 2 Ekim evet 10 gün sonra bu kampanyası bitecek. Çok basit iki işlem var burada. Bir Twitter'dan takip edip Twitter'dan like atmak ve OpenOcean'ın Scroll Testnet sayfasını takip edip yine Medium'dan takip etmek, gitmek ve şu gördüğünüz OpenOcean Scroll Sephora Testnet NFT'sini mintlemek dostlar. Bu tarz NFT'ler belki de değerli olabilir diyerek topluyoruz. Topu topu sadece 5000 kişi almış. Geliyorum bir sonraki haberime. Inkle Network arkadaşlar testnet daha doğrusu devnet duyurdu. Şu an hani yolun çok başında olan bir proje. Gelin birlikte hızlıca bir de bunu deneyelim sizlerle. Siteye geldiğim zaman sağ tarafta demos kısmına tıklıyorum. Ve beni gördüğünüz gibi demos depo e atıyor. Burada cüzdanımla bağlanıyorum. Şöyle bir bağlantıyı keseyim. Tekrar bağlanayım. Bakın direkt connect to your wallet diyorum. Ve cüzdanımla bağlanıyorum. Burada eğer test tokenınız yoksa get test full set diyerek test token alabilirsiniz. Şöyle cüzdanınızı yapıştırın. Bir adet test token alıyorsunuz. Daha sonra geri dönüyoruz. Demo step'e de dostlar burada Confidio ERC20 var. Burada benim anladığım kadarıyla bir token basıyoruz. Decrypt oven balance diyoruz. Öncelikle burada bir imza veriyoruz. Gördüğünüz gibi ve daha sonra buraya 1, 2 artık ne yazmak isterseniz şöyle iki tane deyip mint butonuna basıyorum ve burada bunu mint ediyorum. Transaction'ım geçiyor, İşlemim burada gördüğünüz gibi onaya düşüyor. Daha sonra Hidden random kart var. Burada deal random kart hmm. diyoruz ve öncelikle gelen bildirimi onaylıyoruz. Burada bize random bir kart çıkartıyor. Yine burada işlem onaylanmasını bekliyorum. Biraz rahatsızım sesim bu yüzden kötü geliyorsa da kusura bakmayın lütfen kartım oluşturuldu. Reveal Hidden Card diyorum. Ve gördüğünüz gibi kupa karı kız çıktı karttan. Kartın valiosu 75'miş. Back to impeachment. döndüm. Private voting var. Burada 5, 3 vote edip in favor diyelim. Ve cast my vote privately diyorum. Öncelikle gelen işlemi onaylıyorum. Şimdi işlem onaylandı dostlar. Reveal Result diyorum. Burada sonuçlar gözüküyor. Decrypt Count diyorum. My Vata Count'ımı göreceğim. 3 çıktı. Descript Choice diyorum. Ve sonucumu görüyorum. Burada Smart Wallet OTP var. Burada OTP Alt-Account doğrulaması yapıyoruz. Validate ederek. 20 saniye geçirildi. Tabii şu üstten de şunu bir şey yapalım. Secret Key'de 111'miş. True dedi gördüğünüz gibi. Recompetal diye tipi Bank Kredi skorumu. Önce klikliyorum burada. 700 yüzde de şuraya 700 yazalım. Verify bit of diyorum. Burada daha sonra set my score diyorum. Ve benim credit score'um 700 oluyor. Şöyle tekrar decrypt edelim. Ve 700 geldi. Bunun için yapabileceğimiz pek bir işlem kalmıyor burada. Ve Duygu hocamızın paylaşmış olduğu haftalık IPNFT projelerine bakacağız. Son olarak ilk başta o 16 hızı liderliğinde yatırım alan Pahto görüyoruz. Bir RPG oyun platformu, anime oyun platformu. 27 Eylül 1 Ekim arasında Pre-Alpha olacakmış. Bu yüzden ondan takibi alınmış. Play oyun projesi BNB Chain'in launch ediliyor. Link istek parça demiş. Daha önce konuştuğumuz bir proje. QRP World tarafından yine desteklenen bir projeymiş. Nada of the Sun çok yeni bir projeydi fakat takip ettiği potansiyel projelerden bir tanesiymiş. Takımdaki kulaburlar önemli isimler dostlar. NFT, Boya, önemli kulabur researcherlar. Polygon Official var. VC desteği olduğunu söylüyor. VC desteği olan projeler genelde yürüyor. Mint fiyatının üzerinden en azından iyi yerlere gidiyor. Teiko var. Yine Polygon üzerinde bir PFP projesi. Polygon üzerinde projeler pek uzun ömürlü olmasa da yine mintleneceği zaman değerlendirilebilen projelerden ve uğurlu sayısı olarak 6. sıraya Duality'yi koymuş. Duality öyle bir yine sanat projesi dostlar. Ve yine öyle Alfa'da PUBG'nin yaratıcısı Krafton tarafından geliştirilen Over var. Şu an bu Over bir Twitter sayfası vesaire bulunmuyor. Duygu hocamız nasıl yaptıysa bir şekilde bulmuş. Arkasında Tencent Games'in ve Krafton'un olduğu kendi Metaverse platformunun başlatacağı yeni bir oyun projesi. Bildiğiniz gibi Metaverse geçtiğimiz bu arada çok hype bir işti. Hani bu boda bu hype getirmese bile arkasındaki isimlerden dolayı hype'lı olabilecek bir iş. Bakalım Twitter'lar açıldığı zaman nasıl böyle alabileceğiz. Kısaca bu haftalık videomuz da bu şekildeydi dostlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.